Muhsin abiyle ilgili ve Birce ile ilgili biraz bilgilerim var. Onları daha önce Birce'ninkileri okuyayım. Birce ile ilgili 3,5 yaşında baleye başlamış ve AKM'de o yaşta gösteriye çıkmış. 16 yaşına kadar bale yapmış. 2 kere dizi kaymış ve baleyi bırakmak zorunda kalmış. Doğru mu? Doğrudur. Peki. Çok güzel şiir ve şarkı sözü yazıyor. Muş. Yani çok güzel değil. Yani bir iddiam yok öyle. Annen söylemiş. Evet. Öyle mi? Annesi ne oldu? Beyefendiyle yer değiştirmiş. Ne oluyor orada ya? Niye siz böyle bir... Herkes bir aşağı oldu herkes. Peki. Devam ediyoruz. Kitapsız. Abi ne oldu? Siz niye yukarı çıkıp oturdunuz? Peki tamam. Harika. Kitapsız ve kedisiz ve köpeksiz yapamıyormuş. Evet. Evet. Şu hayvan sevgisi çok önemli ya. Vallahi. Ben mesela evde benim de bir küçük köpek var. Eve gelen misafir ona böyle biraz bir sevgisiz davrandım mı misafir de gözümden düşüyor. Gerçekten bir canım sıkılıyor yani. Sokak hayvanlarını çok seviyor. Küçükken bulduğu bütün hayvanları eve getiriyormuş. Sesi çok güzelmiş. Sesin güzelmiş. Kim dedi onu? Annen. Anne ne olmuş? Ya bu anne senin anne değil ben söyleyeyim. Tanımıyor seni yani gerçekten. Hayır anne ya bu daha ya neler ben... söylüyor. Ne güzel şeyler söylemiş. Ya anneye göre anne herkesin ne? Sesi ona göre değil mi? Yavrusunun güzel. Sesi artık kim bilir nasıl bir sesi var. Ama anne güzel diyor. Evde yalnız kaldığı zaman yağlı boya resim yaparmış. Yalnız kaldığın zaman korkudan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun bunu? Allah Allah. O kadar yalnızım ki. Korkudan yağlı boya. Yalnız kaldığı zaman yapıyor sadece. Çocukluğundan beri klasik müzik dinlermiş. Bak bu önemli. Hayır. Şimdi söyleyeceğim. Minnet, şükran duygusu çok fazla, vicdanlı. Çok sık teşekkür eder, şükreder. Tebrik eder. Önemli. Harika. Daha ne olsun? Bence zaten bu olsun. Bunun ötekilerin hiçbirisi olmasın yani. Bu lazım abi. Teşekkür eden adam kalmadı ya. Evet. Kolay gelsin diyen adam vallahi evet. O kadar sıkıcı ki yani. Peki devam ediyorum. Muhsin abiyle ilgili bakın bilgilere bakın şimdi. Dolma kalem koleksiyonu varmış. 1000'e yakın dolma kalem var. Eski fotoğraf makinesi koleksiyonu var. 300 civarında. Hokka koleksiyonu var. 200 civarı. 19. yüzyıla ait hokkası var. 19. yüzyıl coğrafya atlasları var. 100 civarı. Bunlar çok önemli ha. Kol saati koleksiyonu var. 150 tane. Köstekli saat koleksiyonu var. 100 civarında. Camdan kağıt ağırlığı koleksiyonu var. 700 civarında. Artık 699. 9 oldu kaldı evet. Teki bende. Peki çan koleksiyonu var. 1000'e yakın çan var. Bu şey bel dediğimiz ufak. Evet ufak çanlar. Mesela bizim şeyde genellikle 19. yüzyılda Osmanlı köşklerinde falan yemek takımının bir parçası. Hizmetçi çanı diyorlar. Ha, onu falan hizmetçiyi çağırmak için de bizim ana şeyde kullanılmış. 20.000'e yakın kitabı var. 20.000. Of. Hayatımın şimdi, en büyük serveti. Hepsini okudunuz mu abi? Çok büyük kısmını. Çok büyük kısmını. Okudunuz. 20.000'e yakın kitap. Fenerbahçe'de 3 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış kendisi. Denizcilik sektöründe bir şirketin CEO'su. Fotoğraf dersleri veriyor. Fotoğrafla ilgili ulusal yarışmalarda 100'e yakın ödül almış. Seyahat etmeyi seviyor. 55 ülkeye gitmiş. Toplamda bugüne kadar 15 yarışmaya katılmış, 500.000 TL'nin üzerinde ödül almış. Her gün mutlaka 2 saat kitap okuyor. Aynı anda 4-5 kitap okuyor. Ve daha neler neler. Vallahi abi harika bütün bu bilgiler. Peki bütün bu bilgiler mükemmel. Bakalım bunları bilebilecek misiniz? Eyvah. Çünkü coğrafya, tarih, felsefe artık onlar tamam biliyorsunuz onları biliyoruz ama hayat öyle devam etmiyor Muhsin abi. Hayat başka şekilde devam ediyor. Sorduklarıma bir cevap istiyorum. Kenan Doğulu'nun evlilik yapacağı hanımefendinin adını söyler misiniz? Biliyorum. Beren Saat. Beren Saat. Ya. Doğru cevap. Evet. Vay arkadaş. Bildim. Peki. Justin Bieber'ın fanlarına ne ad veriliyor? Ne verilebilir? Biberiyen mi denir? Biberiyen. Güzel. Daha iyiymiş. Bence daha iyi de. Olabilirmiş bence yani. De. Bieber.
Evet. Bilibro deniyor. Bunları evet. Atlamayalım abi. Bunlar hayatın... Evet, evet doğru. İkinci kez aldatılan geçtiğimiz günlerde podyumların meleği en güzeli kimdir? Çocuklar! Çocuklar! Eyvah. Benim hayatım söz. Ben bu programdan para kazanıyorum. Evet, pardon. Vallahi podyumlarda o kadar çok melek geçen var gün, ki podyumlar cennet gibi. Geçen gün ikinci kez aldatıldı. O meleklerden bir tanesini hangi arkadaş aldattıysa onu burada döve, döve burada. Adriana Lima. Evet. Demet Akalın'ın kocasının adı nedir? Demet Akalın evlendi mi? Evet. Vallahi ben onu evet. Hala bekar biliyorum. Siz coğrafya tahsilinizi görürken o, evet. O sırada... Kim bilir ben neredeydim o evlendiğimde. Türkan şarkısının en çok yakıştığı ünlü kimdir? Türkan şarkısının. Türkan şarkısını biliyor musunuz abi? Ne oldu Mustin abi? Eyvah! Ama yani... Ama siz hep benim çalışmadığım yerden soruyorsunuz. Abi burası halkın çalıştığı yer yani. Evet. Buradaki herkes biliyor evet. Bunu. En çok bana yakışıyor ama evet. Deme takalım söylüyor. Yine, evet. Yine hüzünlendim ya. Evet. Survivor'dan en son elenen kişi kimdir? Son sorumdu. Vallahi bilemem. Cevap yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,